Devlette küslük olmaz. Ulusal Güvenlik Müsteşarlığı hepimize hayırlı uğurlu olsun. Devletimiz bütün istihbarat birimlerinin bu müsteşarlığın emrinde birlikte koordineli olarak çalışmasını uygun görmüştür. Bu masada yer almayan istihbarat birimleri lağvedilmiş sayılacaktır. Büyüklerimiz beni bu göreve layık görmüşler. Ben de şimdiye kadar nasıl kendilerine mahcup etmediysem, şimdiden sonra da etmeyeceğim. Bu koordinasyon nasıl olacak? Bu masada birbiriyle çatışmayan birim yok. O çatışma son bulsun diye ben bu göreve getirildim. Görevimin gereği neyse de onu yaparım. Yani mesela benle ilgili ne yapabilirsin? Senle ilgili şu anda aklımda tek bir şey var. O da seni tebrik ederim. Evlenmişsin. Göreve hızlı başlamışsın. Bunu bile öğrendiğine göre. Bu noktadan itibaren memlekette uçan sinek beni nasıl alakadar ederse, bu masadakilerin özel hususları da alakadar eder. Ya el birliğiyle memleketin huzur ve güveni için birlikte çalışacağız, ya da... Ya da ne? Ben onu merak ediyorum. Ya da yok olacaksın. Devletin şemsiyesi altından çıkacaksın. Belindeki silahtan, elindeki bilgiye, belgeye, paraya, pula kadar her şeyini geri vereceksin. Ya itaat edeceksin, ya asi ilan edileceksin. Padişahım çok yaşa. Polat Bey, ne yapıyorsun? Dur! Çocuklar, çabuk yetişin! Thank you.
USB, CD, DVD, elektronik cihazlar nerede? Ben nereden bileyim nerede? Arayın bulun. Yanlış yapıyorsunuz. Bu yaptığınızın bedelini ödersiniz. Siz kime hizmet ettiğinizi bilmiyorsunuz. Kol kırılır, yen içinde kalır Kenan'ım. Sağ ol doktorum. Elimize geçmiş adam. Bırakalım gitsin mi? Bırakalım demiyorum. Önce alacağımızı alalım. Ondan sonra Polat Alemdar gururuna yedirmez. Kendini asar. Memati, konuşmayacak mısın? Bir saattir dolanıp duruyorsun. Ne diyeyim lan? Ne demek ne diyeyim? Şimdi ben seni nasıl öldüreyim? Öldürmek ne demek? Senin çocuğunu taşıyorum Memati. Nereden benim çocuğum oluyor lan? Benim vesikalık resmim bile taşıma. Sevgimi, adımı, soyadımı taşıma. Hele çocuk hiç taşıma. Git kocana vermiş diye. Bana ne geliyorsun? Memati, ben bir yıldır senden başka kimseyle beraber olmadım. Yalan! Kalk git evimden. Bir daha da karşıma çıkma. Memati, karnında senin çocuğun var. Fuat bana elini bile süremez. Ulan niye evlendin o zaman? Git belanı başkasından bul. Defol! Defol! Benden asla kaçamayacaksın. Çocuğun karnında, onu doğuracağım. Yo,
Gördün mü Kazım? Sıkamadık kızın kafasına. Lan yoksa bu beni kandırdı mı? Hamileye sıkmam diye. Abi ofisi basmışlar. Polat abiye de ulaşılamıyormuş. Ne? Alo. Evdeyim hala Sedef. Yok, ulaşamıyorum. Kimsenin haberi yok. Bilmiyorum ki ne yapacağımı. Devletin tepesinde böyle bir şey hem yakışıksız hem de çirkin. Bunun sorumlusu ben değilim. Adamın hiçbir otoriteye saygısı yok. Oturduğum yerde saldırdı bana. Sayın Büyük, lütfen Polat Alemdar'ın gitmesine müsaade edin. Gerekirse ben gece gündüz uğraşır, sizlerin sulh ile beraber çalışmanız için mücadele ederim. Benden gasp ettiği paralar var. Onun yerini söylesin, serbest bırakayım. Ben oradayken bastılar. Bunların niyeti kötü başkanım. Polat Alemdar'ı tutmak değil, yok etmek. Alper, yukarıda kaç numara varsa hepsini çevirdim. Hiçbiri cevap vermiyor. Elimden başka ne gelir ki? Polat Alemdar'ı buradan çıkarabiliriz. Kapıyı açın. İskender Büyük'ten emir almadan hiçbir şey yapmam. Haberi var. Polat Alemdar'la konuşmaya geldim. Konuşmaya geldiyseniz tek gelin Sayın Başkan. Böyle kalabalık konuşma olmaz. Saygısızlık yapmayın. Asıl sen saygısızlık yapma. Saçmalamayın. Tamam. Tamam. Sakin olun. Sakin. Sadece konuşacağım Kenan. Kapıyı aç. Adamlarınız uzaklaşacak, size kapıyı açacağım. Başkanım. Geri çekilin, geri çekilin dedim.
Hadi Kenan. Üstünüzü arayacağım. Terbiyesizliğin lüzumu yok Kenan. Üstünüzü aramadan sizi buraya sokmam Sayın Başkan. Gidin derdinizi İskender Büyü'ye anlatın. Aklım almıyor. Bu olanları aklım almıyor. İskender bunların altına uymaya çalıştıkça bunlar İskender'i tepemize getiriyor. Ya bunu aklım hafsalam almıyor. Beni buradan çıkar başkan. Sen bu İskender'in bir parasına mı ne el koymuşsun? Onu istiyor. 5 kuruş vermem. Git ona söyle. Polat hepsini yakmış, suyuyla da İskender'i yıkayıp gömecek diyor de. Ne oluyor lan? Tamam. İskender başa geçmiş. Abiyi gözaltına almışlar. Olur mu lan öyle şey? Her şeyi aldılar. Ama Allah'tan hepsini kopyalamıştım. Abdullah, benim kafam basmıyor. Şimdi ne yapacağız onu söyle. Gidip basalım. Usta neredeyse bulup çıkaralım. Abi basalım da artık silah doğrulttuğumuz herkes devlet görevlisi. Bu İskender'in arkasında kim var ki bu sicille en tepeye çıkıyor? Komutanım, ya birilerinin dosyası var elinde ya da... Ya da dikiliriz karşısına, arkasında kim var görürüz. Hoş geldiniz. Ebru? Bir haber var mı kızım? Yok anne. Arkadaşlarının söylediği telaşlanacak bir şey yok. Bir toplantıya gitmiş. Kızım, hiçbir şey için geç değil. Ben gereken bütün resmi işlemleri hallederim. Sen yeter ki evet de. Neye evet diyeyim baba? Bizimle Ankara'ya gel. Bu işten vazgeç. Evliliğinin ilk gecesi eve gelmeyen bir adamda ne bekliyorsun kızım? Seni ne vaat ederek, hangi sözlerle kandırdı bilmiyorum. Kızım, bu adam bir bela, bir serseri. En sonunda bir kör kurşunun hedefi. Ben kocamı tek başıma beklerim. Efendim, tansiyonu doktorların istediği seviyede. Hanımefendiyi ameliyata almamız gerekiyor. Büyük riskler taşıyor. Hastanın yerine kalmaması çok iyi olur. Ne diyorlar bey? Nazife Hanım'ı ameliyata alalım diyorlar. Yarın olsa olmuyor muymuş? Şimdi daha uygun diyorlar hanım.
Daha oğlumun mutluluğunun keyfini çıkarmadan beni neden bayıltmak istiyorsunuz? İlerlesek koridora kadar ilerleriz. Hücreye varmadan bizi öldürürler. Biliyorum Abdülay, biliyorum. Ama yapacak bir şey yok. İçeriden hiç kimseyi tanımıyor musun? İskender ekibiyle gelmiş abi. Birileri geliyor. Paşa'yı tanıyorum. Kim? Mesut Paşa diye bir komutan. İyi bir komutandır. Yanındaki albaylar da ekibi. Doğu Eşrefoğlu'nun adamları bunlar. Bu da ne işleri var? Bilmiyorum abi. Lan İskender'in emrindeler mi değiller mi? Abi ben nereden bileyim? İskender'in emrine girecek karakterde bir adam değil komutan. Ama bilebilir miyiz şu anda ne olduğunu? Kafayı yiyeceğim. Şimdi biz kime sıkacağız? Devrelerim attı atacak. Attımı bana engel olursan sana da sıkarım Abdüley. Buna göre. Bak, kaskı takmasan şimdi ölmüştün. Sana ne Polat Alemdar'dan Mesut Paşa? Başa terörle mücadele et diye geldim. Terör yarat diye değil. Ya adamı bırakacaksın gidecek... ...ya da buradan canlı çıkmayacaksın. Sen ne dediğinin farkında bile değilsin.
Ne yaptığının farkında hiç değilsin. Benim bölgemde, benim haberim olmadan bir tane bile itirafçı kullanmayacaksın. Benim iznim olmadan bir tek vatandaşı bile sorgulamayacaksın. Bir tek adamını bile benim bölgeme yollamayacaksın. Bir gram eroin getirdiğini öğrenirsem seni de, bütün ekibini de eroinle boğarım. Paşa, beni bu göreve getirdiler ya, gereği neyse onu yaparım. Ne seni takarım, ne senin üstündekileri. Sen ne çabuk Sadi Paşa'yı unuttun. Ama ben çok güzel hafıza tazelerim. Ne yapıyorsun sen? Kim aldı seni içeri? Firza götürdüm. Götür kapıya bırak. Sahibine teslim edeceğim. Kimmiş sahibi kardeşim? İskender Büyük. Çabuk koşun buraya. Ne oluyor? Bu ne rezillik? Siz kimsiniz? Hatırlamadın mı beni? Bu aralar biraz kafam meşgul. Kusuruma bakmayın. Çakala bak! Mesut komutan. Doğu Paşa'nın yanında tanışmıştık. Hadi gidiyoruz. Sen ol. Sakın bu görevden ayrılma. Sahibinle seni ayrı ayrı doğrayıp etinizi kemiğinizi birbirine karıştıracağım. Hala varsa İskender'in listesi şifreli olarak elimde. Biz o şifreyi kırdırırız. Sen bana onu ulaştır ki İskender'in bölgedeki bütün adamlarını temizleyin. Ne zaman döneceksiniz? Yarın Diyarbakır'da olacağım. Ne oluyor lan burada? İndirin silahlarınızı. İndirin silahlarınızı. İskender nerede? Gitti. Yarın Diyarbakır'a gidecekmiş efendim. Uçağı düşürelim mi? Değmez. İnsanlara hak ettiğinden fazla değeri vermeyeceksin Zeki. Sıkın kafasına, olsun bitsin. Öleceksem de yarın öleyim. Ben oğlumun en mutlu gününü gölgelemem. Efendim, keşke inat etmeseniz. İnadı yok Tuncay Bey. Kati kararım budur. Oğluma bir şey söylemediniz inşallah. Ne işin var senin burada evladım? Anne, ameliyat olman gerekiyor. Siz istiyorsunuz ki ben burada üzüntüden öleyim. Evladım, gelir misin? Evladım, ben eşimin yanındayım. Sen de eşinin yanına git.
ne olduğunu sormayacaksın değil mi? O kadar korktum ki. Sen benim gözümü korkutmak için yaptın değil mi? Hiç gözüm korkmuşa benzemiyor. Neye benziyor? Uykusuza benziyor. Bugünden itibaren ne olursa olsun sensiz uyumam. Ne olur ne olmaz diye kopyalamıştım abi. Aferin Nurhan. Kazım bunu yetiştir havaalanına. E abi zaten yer altında bizim kurum. Lağvedilse ne olur, lağvedilmese ne olur? Şu olur Erhan. Birine kurşun atmak istersen MK'nin sırasına girersin. Silah başına sayılı mermi alırsın. O da devlet sana ruhsat verirse tabii. Abi silah sıkıntısı, kurşun sıkıntısı mı çekeceğiz? Silahtan yana sıkıntı olmaz da ben misal verdim oğlum. Bütün bunlar hala İskender'in pisliği değil mi? Sen kafana takma bunları oğlum. Bir iç keyfine bak. Biz hallederiz. Erhan bizim limana uğra bir ara. Sekreterden geçilmiyor. Kazım seni tanıştırır. Abi biz o defterleri kapattık. Nereden duydum? Kim söyledi? Bunların bir önemi yok Abdüley. Bunun önemi yok. Neyin önemi var? Bitti mi diyorsun yani? Ben bir daha insanların içine çıkamam. Eğer sen benimle evlenmek istiyorsan bırak işini gücünü başka bir şehirde yaşayalım. Ben devlet tarafından yetiştirildim. Benim işimin emekliliği bırakması yok. O zaman beni bırak. Nasıl istersen. Tamam Memati. Aradılar beni. Ulaşmışlar yerine.
Sen bak işine Memati. Ben de bir yere uğrayacağım. Bir saat sonra ofiste buluşuruz. Ben de artık hafta işe başlarım. Ne işi? Çalışmayacak mıyım? Sonra konuşuruz bunu. Neyini sonra konuşacağız? Çalışacak mıyım, çalışmayacak mıyım? Çalışmayacaksın. Ben o kadar eğitimi boşuna mı aldım? Ne demek boşuna mı? Ali'ye bak, kendi çocuklarına bak. Gönüllü başka çocuklara bak. Benim senin çocuklara bakmandan yana hiçbir sıkıntım yok. İşte o çalışmak oluyor. Bu çalışmak değil. Sosyal sorumluluk. Para alırsan çalışmak. Benim para kazanmam seni niye rahatsız ediyor? Ne kazandın da rahatsız edecek? Araba alacak kadar para biriktirdim. Arabanı kendin alabilirsin. Nereye gidiyoruz? Yeni evine. Aa, çok merak ettim. Nasıl bir yer acaba? Büyük. Ne kadar büyük? Çok büyük. Bizim bir medyamız yok ki. Bizi niye çağırdılar anlayamıyorum. Fikret Bey, ortaklıklarınız var ya. Abime de söyledim. Verme şunlara kredi diye. Yarın adımız medya patronuna çıkar. Ama dinlemedi. Nesi kötü medya patronunun Fikretciğim? Ne tarafı tutacağını şaşırıyorsun. Silahlı bürokrasi mi? Silahsız bürokrasi mi? Siyasetçi mi? Tabii sizin işiniz kolay Davut Bey. Dayadınız sırtınızı Samamca'ya. Rahatsız olmayın lütfen. Yeni göreviniz hayırlı olsun Sayın Büyük. Sağ ol Yıldız'ım. Sağ ol. Aslında ben şaşırdım. Neden Turan Bey? Ne size resmi görev tevdi edilir diye düşünüyordum, ne de siz kabul edersiniz diye. Ülkenin içinde bulunduğu şartlar bizi buraya itti. Sizler yabancım değilsiniz. Açık ve net konuşacağım. Biz bu görevi hep birlikte yapacağız. Sayın Büyük, biz medyayız. Bizim görevimiz güvenlik değil, halkı bilgilendirmek. Tamam işte, halkı bilgilendireceğiz. Ama devletimizin istediği gibi, öyle kafanıza göre değil. Bunun adı sansür. Ben isim koymayı sevmem mutlu çocuk. Sıkı yönetim resmen bu. Sıkıyorsa başka yönetimde. Sizler sıkı yönetimi çoktan unutmuşsunuz. Sıkı yönetim olsa benim yaverim sizin bir tarafınıza bir şey sokar, ardından ben sizin aklınıza fikirleri sokardım. Thank you.
Bir yıldır gelmiyorum buraya. Neden? Ne kadar tanımasam da ailemin yaşadığı evdi. Nazife anne anlatmıştı. Benim evde mi kalsak? Burası çok büyük değil mi ikimiz için? Güvenlik için burası uygun. Yalnız benim araba param buranın dekorasyonuna yetmez. Sen onu dert etme. Benim de bir ev düşecek kadar biriktirdiğim para var. Her birinize hoş günler arzulayacağım. Bağışlayın. Bu meclisin baş pezevengi kimdir? Ne biçim konuşuyorsun lan sen? Baş konu demek istedim Emati'cim. Hemen niye üstüne alınıyorsun? Sen buranın baş konu olsan da... Yine de sana söylemesine müsaade etmem Fikret Bey. Teşekkür ederim Memati'cim. Sen malları göster gözüm. Geç tefrişatı. Hürmetli beyefendi. Benim adım Nazır'dır. Gözüm değil. Sizlere getirdiğim bu numuneler birer teknolojinin yaşlısıdır. Bu gördüğünüz var. Bak gördün mü Memati? Benden de ayısı çıktı. Yok. Siz yanlış başa düştünüz. Türk dilinde bu silah demektir. Siz bu silahı alıp oranıza koymuşsunuz. Kardeş. Sen paradan puldan bahset. Hiç mi sizin dilde silah görmedik? Bellesini hiç görmemişsinizdir. Sor bakalım İbrahim. Bunlardan istediğimiz zamanda, istediğimiz miktarda temin edebiliyor muyuz? Sen niye soruşmursan dostum? Buyurun Fikret Bey, cevap verin. Böyle işlerde adımı ağzına alma İbrahim. Yarın ben bir kürsüde oturup, bu adamı tanıyorum, tanımıyorum gibi sorularla muhatap olmak istemiyorum. Kim soracak bunu size Fikret Bey? Demedi demeyin. Davut Tataroğlu'nun en iyi adamı Yalçın Bulut. Bu yaptığınız resmen uluslararası silah kaçakçılığı. Öyle değil mi? Polat Alemdar'ın sağ kolu Memati Baş. Hanınızın adını çok işitmişim. Bizzat tanış olmamıza da çok memnunum. Lan dol buradan! Sen beni muhterem dostlarım yanına nasıl utandırırsın? Hamınızdan özür isterim. Buradan çılan gibi gülleyeceğim. Size hürmetsiz gelseydim burada vurardım. Hakikaten iki devlet ama tek milletmiş. Ben kardeşimi buldum. Aynı benim kafamda. Özümüz bir.
Geldi mi Memati? Gelmedi abi. Senin niye keyfin yok? İşlere canım sıkkın. Takma kafana Abdüley. İskender oldu öz evlat, biz olduk asi evlat. Bu devlet sahipsiz değil. Bu devlet herkesin babasını tanır. Olanı olmayanı bilir. Kimseyi kimseye karıştırmaz. Memati paraları nereye saklamış? Hüsnü'ye vermiş. Kime? Kim? Parmaksız. Ne işi var oğlum parmaksızın İstanbul'da? Ben ne bileyim Şema Başkanım. Lanet olsun. Bu adamın geldiği şehirde durulmaz. Konuştu mu parmaksızla? Geliyor mu? Sayın Büyük, garanti istiyor. Benim ismim garanti değilse bundan büyük ne garanti olacak? Terbiyesizlik etmesin. Bana gelmeyecek, kime gidecek? Efendim, Irak'tan da çağırıyorlar, İran'dan da, Amerika'dan da. Aratmayın bana Irak'ı, orayı, burayı. Yaşamak istiyorsa gelecek. Gerçi parmaksız da haklı. Böbrekleri iflas etti mi onun tamamen? Bunun nesine yaşamak denir ki? Sizinle görüşmek istiyor. İstanbul'da mı? Evet. Tabii ki görüşürüm. O bana lazım. Efendim, Diyarbakır'da emrettiğiniz konu için son emrinizi bekliyoruz. Nasıl girmiş içeri? İtirafçı olarak. Öldürsün. Gel. Komutanım, Munzur Kod adlı arkadaş acil olarak sizinle görüşmek istiyor. Ne hakkında? İskender Büyük hakkında olduğunu söylüyor komutanım. Gelsin. Anlat bakalım, neymiş İskender mevzusu? Komutanım size çok selamını söyledi. Nereye lan Şemo? Küresel kriz sana da mı vurdu? Bu saatte dükkan mı kapatılır lan? Bir krizin vurduğu doğrudur Muru. Yengen mi başkanım? Yok ya, yengenle aram bu ara iyi. Hey! Çıkın lan bu kadın mevzusundan. Delirtmeyin beni. Yıldırım, git çay söyle lan. Etrafa da göz kulak ol. Emredersin başkanım. Başkan ne iş? Murat Başkan, Avrupa'dan taze haber geldi. Parmaksız İstanbul'daymış. Benim için mi gelmiş Şemo? Bilemiyorum Murat. Biliyorsun kafa koparmadan gitmez parmaksız. Paşa öldü mü?
Sağ ol. Sağ olsun. Dostlar sağ olsun. İster misin? Sağ ol. Nasıl olur anlamıyorum. Komutanı vuran çocuk, itirafçı. Muzur. Elinde büyüdü resmen. Mesut Paşa onu dağdan kurtardı. İskender'in eli her yerde. Her yerde adamı var. Sizden istirham ediyorum. Rica ediyorum. Bir süre ortalarda olmayın. İzin alın. Kimsenin bilmediği bir yere gidin. Yoksa öyle bir yer, buyurun sizi evimde misafir edeyim. Ama ne olursunuz ortalarda görünmeyin. İskender'i yok ederken sizlere ihtiyacım var. Ortak, beni neden soktun bu işlere? Hep sen mi bana iş sokacaksın Bulut? Zaten seninki yine canımı sıktı. Benimki kim? Yengen, hamileymiş. İnci Hanım mı? Yok, Fuat Damer. Gamze mi? Emin misin? Doktor muyum muayene edeyim? Şu işi öğren Bulut. Ona bir şey yapmayayım diye yalan mı söyledi yoksa? Olabilir ortak. Eğer sen bir şey yapmamışsan Fuat Bey'inki bağlı. Neye bağlı? Her kadın bunu kürtaj olacağım diye dolandırınca gitti bağlattı kanalları. O nasıl iş lan? Ya işte Fuat Tamer kısır. Biz de millete böyle diyoruz. Hadi ya. Tabii kısır olur. Az çeksin züppe. Ortak şu işi bir öğren. Efendim usta. Abi duydun mu? Paşa'yı öldürmüşler. Duydum Abdüley. Kim karşısına çıkıyorsa, kim bizden yana oluyorsa öldürüyor. İskender nasıl bir gücü temsil ediyor? Var gerisini anla Abdüley. Gladio mu efendim? Ulan üstüne, eğer paraların başına bir iş geldiyse... Sen paraları nasıl Hüsnü'ye verirsin? Usta tahmin et nereye koyduğunu... Ben ne bileyim nereye koyduğunu. Sen bile tahmin edemiyorsan tabii Hüsnü'ye vereceğim. Akıllıyı herkes tahmin eder. Hüsnü'yü kim nereden bilecek? Çok teşekkür ederim bana güvendiğiniz için. Lakin mesuliyet yükü ölümden beter. Sabaha kadar bir gram uyuyamadım.
İnşallah ölmemiştir Memati. Yok usta, uykusuzum dedi ya. Lan Hüsnü! Lan Hüsnü! Şşş! Hop! Hüsnü! Herif ölse gitti paralar. Ağzını ayrı aç usta. Niye ölsün? Daha genç adam. Hüsnü! Vay! Bakıyorum da bütün devrimciler toplanmışsınız. Bu deli niye yerde yatıyor? Bunun dilinden sen anlarsın Muro. Bayıldı ayılmıyor. Böyle çubuk falan yok mu? Dürtün kalkar. Biz köyde öyle yapardık. Ben dürteyim başkanım. Dürt canım. Şşş. Alemdar Polat, bütün halkları kurtarmak ister misin? Kalksana. Hüsnü abi kalksana. Hop. He? Hüsnü abi hadi. Böyle. Hüsnü abi. Hüsnü abi. Şşş. Hüsnü abi. Hüsnü. Ya yemin ediyorum İstanbul'da. Ne işi var İstanbul'da? Şimdi senin olduğun yerde ben çözümleme yaparım ama sana ayıp olmaz mı? Şerefsiz. Şerefsiz olduğunu bütün halk biliyor. Ama bu bir çözümleme değil. Yeni görevini kutluyor İskender, parmaksızla. Yeni görevi derken? Mapusta beni nasıl örgütten koruyacaksın? O kolay. Teslim oldu demeyeceğiz. Operasyonla alındı diyeceğiz kamuoyuna. Böbreklerim. Ya böbreklerim ne olacak? Tedavi olacaksın. Cezaevi bana göre değil. Kaç yıl sonra çıkacağım? Parmaksız. Pazarlık yapacak durumda değilsin. Önce ben yerimi sağlamlaştıracağım. Sonra senin geleceğin hakkında plan kuracağım. Ulan bilmiyor muyum örgütle herkesle kavgalı olduğunu? Ben sana yaşama garantisi veriyorum. Sen ne zaman çıkacağım diyorsun? Bırakın böbrek ağrısından ölsün hadsiz ajan. Kaç saatin var? Çok saatin yok. Bir ihtimal ben onu bulabilirim. Nasıl? Parmaksız böbrek hastası. Oradan bir yürüyeceğiz. İyi yol. Yürü Muro. Bana haber vermeden bir şey yapma. Yok canım. Burada bütün halkların menfaati söz konusu. O parmaksız faşist nalet ölsün. Yemin ediyorum her şeyi kabul eden toprak almaz dışarı tükürür onu. Ey. Başkanım ne kadar dürttüysek de uyanmadı. Dur. Ben bir dürteyim onu bak nasıl kendine geliyor. Usta bir konuşabilir miyiz? Hı hı. Ha bu arada baş memati. Beni sattığını da unutmuş değilim. Çok da umurumdaydı Muro. Görürüm ben seni umurumda mı değil mi? Lan! Kozmos'un delisi. Şşş! Kalk lan! 2000 yıldır uyuduğun yetmiyor mu? Zincirlerini kır. Bir ayağa kalk halkın için. Şşş! Lan deli. Deli. Geldin mi lan kendine? Hüsnü abi. Hüsnü abi ne yaptın? Başkanım iyi misin? Deli misin oğlum sen? Oh. Konuşacak mısın Memati? Usta biraz da çekiniyorum ama. Memati.
Usta Gamze geldi, hamileyim dedi. Evli baklı kadın Memati, sana ne? Usta, Fuat için kısır diyorlar. Şekerim, kimseye söyledin mi? Memati'ye söyledim. Ne dedi? İnanmadı. Oh ne güzel. Başka kimseye söyleme. Ben çocuğa harika baba olurum. Sen ciddi misin? Şekerim, ben yıllardır çocuk istiyorum. Ne acayip. Babamın veliahtı, Memati'nin çocuğu. Şekerim, bak Darwin yine haksız çıktı. Maymundan gelmiyoruz. Maymuna gidiyoruz. Derhal aldırın o çocuğu. Emredersiniz efendim. Bulut. Ya aldır ya öldür. Ortada benim soyadımı taşıyan bir çocuk istemiyorum. Davut Bey, belki de yoktur böyle bir gebelik. Ama ben sizin görüşünüzü merak ettim, öğrendim. Mümkünse Fuat öğrenmesin. Bir de onunla uğraşmayayım. Esmerim biçim biçim, ölürem esmer için. Alem bana kurbandır esmer sevdiğim için. Başkanım, gerçekten mükemmel bir lidersiniz. Hayırdır Cadet? Halkımızı nasıl uyandıracağınızı çok iyi biliyorsunuz. Kafana sıktırtma Cadet. Hey, hey! Başkanım. Ne? Burası değil mi? Kapının önünde üzerinde yılan amblemi olan bir araba var. Sen her yılanlıyı doktor zannetme Yıldırım. Bu sahtesi. Artık doktorlara da mı güvenemeyeceğiz başkanım? Ulan doktorlara güven. Sahtelerine güvenme. Vay vay vay. Bir de yemin ediyor ahlaksızlar. Ulan bu yemin etmemiş. Sahte. Amblem mi var diyorsun? Ulan zebani. Niye amblem olsun? Sahte diyorum sana. Yürüyün lan. Çatın! Dur! Çatın! Ne yapıyorsun Çatın? Başkanım, halkımızı dolandıranı sen bırakacağım. Halkına da sana da. Koşun lan! Koşun! Gel lan buraya! Dur lan! Gel lan buraya! Gel lan buraya! Kaçma lan Kundi! Lan! Kaçma lan! Dur dur! Dur lan! Hadi dur lan! Haberim yok. Duymadım ben öyle biri. Doktor. Hani sahteydi bu başkanım? Sahte doktor. Birinin böbreği arayacak da sen duymayacaksın öyle mi? Duymadım. Yıldırım. Git lan bıçak getir. Ne yapıyorsun? Böbreğini kesip parmaksız edireceğim. Belki adama iyi gelir. Başkanım. Başkanım bu olur mu? Olur Yıldırım, olur. Beni öldürürler. Bu örgüt dağdan inip bu böbrek hastalığından kurtulmadıkça sana hiçbir şey yapamazlar. Söyle lan! Ne yapıyorsun Çetin? Mikrop kapmasın başkanım. Mikrop. Kapıdakilere haber verelim mi başkanım? Ne haber vereceksin? Geversinler. Gerçek çatışma olacak.
Beyler. Delirdin mi sen? Sen kimsin? Biz İskender'le böyle anlaşmadık. Ben anlaşmanızı bozdum. Geldi mi gazeteciler Kenan'ım? Geldi efendim. Çocuklar operasyon için hazır mı? Hazır efendim. Basın toplantısına gösterdiğiniz alakadan ötürü teşekkür ederim. Yıllardır evlatlarımızın canına mal olan bir caninin yakalandığını sizlere duyurmak için burada bulunuyoruz. Ulusal güvenlik birimlerince gerçekleştirilen operasyonda parmaksız kod adlı... Polat Alemdar parmaksızı kaçırmış.